Celebrityler DM kutularını kapatsın. Ne gerek var kardeşim? Neyin şovundasın? 2017'de git işte. Neyin şovundasın? Aynen Öyle'nin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine girizgahı. Ben yapayım dedim. Nasılsın Erman abi, iyi misin? Şahtar. 3-4 forvetle oynar. Hayır ya. Ya bu oğlum şeyde, acayip sevindim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu matematikte ben de bir şarkı uydurdum geçen gün. Keyfim yerine gelirse programı sonunda paylaşmak istiyorum. Acayip sevindim. Niye ağzıma sakallarımı bakıyorsun? Çünkü halı sahacılara verdiğin desteği bir kez daha takdir ettim. Zaten Türkiye'de de gündem belirledi. Halı Sahacılar Federasyonu Başkanı, şu an aklımda olmayan beyefendi, bize mailler attı. Halk ciddi bir şekilde kitle halinde. Bu arada bu gerçekten oldu. Mahmut Gözüaçık Sayın Halı Saha Birliği Federasyonu Başkanı. Yani böyle bir title'ı var ama oradaki hiyerarşiyi biz bilmiyoruz tabii. İnsanların ilgisi oldu bu şeye. Eyleme. Benim de sakalımın uzaması devam edecek. İster miydin Halı Sahalar Konfederasyonu Başkanı olmak? Yok. Hiç yelek giymezsin muhtemelen. Düşünsene her maç formayla oyna. Bu bölümde geçen haftaki bölümün tersinde bir yerde duracağız ve ilk defa negatif olarak bir çatı konusu seçtik. En kötü transferler. Evet ve bir şeyimiz olacak. Bununla ilgili bir videomuz olacak. Nerede gireceğimi bilmiyoruz. Video başında mı sonunda mı girecek? Müthiş bir skeç. Siz nerede istiyorsanız efendim. Tamam. Teşekkürler efendim. Bir de videomuz var. Küçük bir skecimiz var. Martin Scorsese gelsin. Nasıl çekilir bu işler bir öğrensin yani. Öyle bir çekim. Bu karda kışta kıyamette soğuk demedik. Dışarı çıktık. O zaman izleyelim. İzleyelim. Şimdi izleyelim. Başlayalım. Mutluyuz, gururluyuz. Taraftarımıza verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Yıldızlarla çevrili, yıldızlarla bezeli bir takım kuracağız demiştim. Demarke Sports için elimizi cebimize sokacağız. Her türlü fedakarlığı göstereceğiz demiştim. Ve işte Cihat Akbel. Formanın arkasına bu büyük oyuncunun ismini yazdırabilmek için sadece ben de değil, bütün yönetimdeki arkadaşlarım çok büyük bir emek sergiledi. Ve Cihat Akbel'i kadromuza katacağız bugün arkadaşlar. Cihat'la zaten görüşmelere başladığımız günden itibaren çok hevesliydi. Hem eşi, hem çocukları, hem Cihat Demarke Sports'ta oynamak istediğini bize beyan etmişlerdi. Arada ufak pürüzler vardı, onları da hallettik. Cihat, biz çok mutluyuz ki senin gibi bir ismi kadromuzda göreceğiz. Ben bu camiada olmaktan çok mutluyum öncelikle. Hep aynı terhan amına. Çok uzun süredir ülkemden uzağım biliyorsun başkanım. Taraftarlar da bunu biliyor. Son 3 sezonda gerçekten istediğim şeyleri yapamadım. Bir gol atmışsın son 3 sezonda ama biz buna aldanmadık. Ama o golü izlediniz mi? Acayip gol. O gol hani güzel bir goldü. Benim iki kulüpte bir şeyle, hocayla sıkıntılar yaşadık. Benim İngilizcem kötü olduğu için biliyorsun Avusturya 2. liginde bir süre oynadım. Avusturya Klagenfurt takımında top koşturdum. Avrupa kariyerim de var o açıdan. Yani birçok ve şu an ülkeme geri dönmekten çok mutluyum. Ve ikinci baharımı bu kulüpte yaşayacağımı düşünüyorum açıkçası. Taraftarlara da şöyle bir söz vereyim. Alayım. Bir söz vereyim. Ben bu sezon en az 24 gol atacağım. 24. Evet. Ben taraftarımıza Cihat'ımın verdiği sözü arttırıyorum. Cihat 30 gol atar bu sezon. Sus. 30 gol atarsın Cihat'ım. Her maç oynarsam atarım. Geçen gördüm senin top sektirişlerini falan. Birazdan seni sahaya çıkartacağız zaten. Yine yapacaksın bir takım hareketler. Niye 3 numara aldı lan? Şöyle 9 boş değil biliyorsunuz. Evet. Nijeryalı arkadaşımız var. Ben de 3'ü tercih ettim. 3 biliyorsunuz güzel bir sayı olarak. Ben de bunu tercih ettim. O açıdan sezon sonunda 9'a bakacağım tekrar. 9 istiyorum aslında. İmzalayalım mı başkanım? İmzala. O nedir? Seni Cihat'ım. Demarke Sports olarak, senin gibi bir makineyi, ama önce imzayı göreceğim. Senin gibi bir makineyi kadroya katmışken sana bir doping olsun diye. Çok güzel. Markası nedir? Şimdi reklam olmasın. Kulübümüzün sponsoru olan araç. Üstü açılıyor mu? Üstü de açılıyor. Altı da açılıyor. Tamam ben imzamı atıyorum. Fred Çakmaktaş gibi altı açılıyor. Tak 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 ayağınla bile gidebiliyorsun. Başkanım soru alacak mısınız? Alacağız. Birkaç soru alacağız. Soru alacağız. Çekiyor musunuz? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Cihat'ım. Sana çok güveniyoruz. Ben şimdi daha da gaza geldim. Cihat'ın imza atış şeklinden etkilendim. 35 atar. 35 atar Cihat. Atarım. Gerekirse atarım. Şöyle bir şey var. Bak başkanım onu da alayım ben arabayı. Şimdi şöyle bir şey var. Bana
Avrupa kulüplerinden çok fazla teklif etti. San Marino'dan Murata takımı çok ilgilendi bende. Andorra, Malta, birçok Avrupa UEFA'ya kayıtlı ülkenin Avrupa kutuları kıtalarının birinci turlarında mücadele eden birçok takımdan teklif geldi. Fakat ben bu kulübe dönmek istedim. İmzayı atayım bir daha. At tabii. Bir daha atayım. Bunu senette falan kullanmayın yalnız. Bunlar olur. Basın toplantılarında yaşadığımız aksilikler bunlar. Bir formayı giyebilir mi oyuncumuz? Oyuncumuz formayı giyebilir mi? Giyebilir. Giyebilir. Seni fit de gördüm. Güzel girdin, evet, formaya. Tabii. Bayağı fit. Kadro dışı kaldığı dönemde epey çalıştım. Boş durmadım. Birçok çalışmamız oldu. Soru bir iki alalım, soru alalım arkadaşlar. Cihat'ı da çok tutmayalım çünkü top sektirecek. Buyurun. Buyurun. Kapılar, Kuzey Ekspres gazetesi. Buyurun. Kamil abi gelemedi bugün. Tabii, buyurun siz sorun. O da kendisi de telefonla bağlayıp ondan da sorun. Tamam, uzatma istedim kardeşim. Cihat Akbel bu ya. Top sektirecek. Evet. Başka transfer olacak mı başkanım? Cihat Bizde Akbel'den transfer bitmez. Aldım. Bir kere Cihat'ın biliyorsunuz 16 tane kardeşi var. Bunların en az 8 tanesinin bizde temaslı olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tane Ekbal getireceğiz takıma. Ki takımdaki aile ortamı konuşamaz. Forvet almanıza gerek yok. Evet tabii canım. Forvet ben bitti oldu mu? Aynen. Forvet tekim ben. 5-6 Akbel'le temaslıyım. Başka soru yok mu arkadaşlar? Buyurun La Gazzetta'dan Turti. Furkan Şıkak, La Gazzetta della Sport. Cihat Akbel formda bir oyuncu. Tabii. Yani 3 sezonda attığı yani bir gol zaten bunu altını çiziyor. Ama yardımcı son yıllarda biraz pozisyonum arkaya doğru geldi. Epey formda. 11'de evet. Avrupa'dan takip eden gazeteciler doğru yorumlar yapıyor. Burada beni çok haksızlığa uğrattılar Türk basınında. Avrupa'dan güzel yorumlar geliyor. Biz yararlı, seni basına yedirmeyiz. Yararlı futbol oynadım biliyorsunuz. Biz seni basına Buyurun. Yedirmeyiz. Çok ben iyi. Cihat Akbel'i basına yedirmemek için bu basın toplantısını fındık yiyerek La Gazzetta Furkan'dan sonra kapatıyorum. Evet La Gazzetta. 11'de birçok futbolcu var şeyde. Forvet hattında. Evet var. Bunlarla rekabet konusunda iddialı olabilir mi Cihat? Ben az önce girerken söyledim hocam. 24 gol atacağım dedim. 35'e çıkarttık onu. O konuda şüpheniz olmasın. Ben bu takımın birinci forvetiyim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Cihat'ın karnı aç görüyorsunuz. Tak 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 gömüyor kajuyu, fıstığı. Şimdi top sektirmeye geçeceğiz biz. Cihat'ın ability'sini de, anormal top tekniğini de bir tartalım, görelim. Sonrasında da sezon başladığında az önce de söylediğim gibi 35 tane sallayacak kardeşim. Herkese çok sevgiler bir sunuyorum. Bir fotoğraf alalım başkanım. Tabii. Evet, fotoğraf alalım. Covid'den dolayı biraz mesafeli öpüşme yapıyorum. Evet. Fotoğraf abi. Evet buradayız başkanım. Gerçekten oyunculuk. Müthiş. Yani benim bu soğuk hava şartlarına insanlar bütünlüğü şeyi övüyor. Neydi o adamın ismi? Bir 50 kilo oluyor, bir 100 kilo oluyor. Christian Bale. Christian Bale'i övüyor. Nece? Christian Bale. Bravo. Bu işi kapatmamış mıydık ya? Telaffuz. Hangi ışığı lan? Ne ışığı? Bu işi mi kapattık? Ne işi kapattık? Telaffuz işini bırakmadık mı? Bıraktık. Tamam. O zaman açma yani ya o perdeyi. Geçen bölümde Darius Fassel dedim. Kim diyor? Ben bir araya girmek istiyorum. Buyurun. Çok tepki aldım. Bana inanılmaz bir mesaj geliyor. Doğru çünkü alman lazım. Erman Yaşar'ın hikayesini neden böldüm? Onu da unuttum ben. Panama'daki bir hikaye. Unuttum. Aynen. Evet. Panama mı? Ben merak etmiyorum. Panama'nın planı. Ben merak etmiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Neyse, skeci izledik. Senin başkan rolünde inanılmaz bir oyunculuğun var. Helal. Pardon, niye ötürüyorum ben? Onun dışında gördüğünüz üzere benim yaptığım ilanmansız hareketinde herkes görmüştür. O karın kışın ortasında yerler kayarken ayağımızın altında da görüyorsunuz. Bakın ayağın altı çivi mi yok. Şeye geçelim. Fes nerede? Fes'i verin kardeşim. Fes'i verin kardeşim. Bu arkası çalışmıyor mu ya? Çekimler başlasın. Başlasın. Fatih Tekke başarılı oyuncuydu. Rusya'da, İstanbul Musya'da. İstanbul Spor'un başında orada geçen da çok iyi. Geçen Premier League maçında İbrahim Altasay'ın karın yağması aslında iyi dedikten sonra Erman Yaşar'ın evet mikrobu kırar demesinde kaldım. Medya devi bunu biraz açabilir mi? Evet abi yani İbrahim Altasay karın yağması aslında iyi dedi. Hangi maçtı bu? Ne anlattık biz İbrahim abi? City Tottenham galiba. Onda galiba. City Tottenham'da. Dedi çok ki karın, maçtı ya. Karın yağması aslında iyi dedi. Ben de evet mikrobu kırar dedim. Bu bir fact. Fact. O yüzden verdim yani. Bunun bir açıklaması yok. Ben okuyacağım. Ömerhan X. Malcolm X'in kuzenidir kendisi. Tanışırız. Cihat Akbel'in Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında görmek istediği 3 ülke nedir? Ne? Malcolm X'in kuzeni Ömerhan X. Cihat Akbel'in Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında görmek istediği 3 ülke nedir? Abi görmek istediği gitmek istediğim ya. Çok pardon ben de anlamıyorum. Ne? Çok... Kanada var mı hocam?
Orta Doğu ve Afrika'da. Hemen sayalım. Botswana. Mısır. Mısır'a gitmek istiyorum. Botswana deyip geçme bu arada. Afrika'nın parlayan yıldızıdır. Sen manyak mısın? Benim Botswana'lı dostlarım da var. O şey goriller var ya böyle büyük. Onlar Botswana, onların ana vatanıdır. Ayrıca ekonomik olarak da çok iyi bir ülkedir. Buradan da Botswana'ya gitmek kafasında fikir olanlara yön gösterelim. Mısır bir, ikincisi Lübnan, üçüncüsü de Ürdün. Çocukken sana Mısır diye bağıranlara gel bana ısır der miydin? Biraz daha farklı bir şey söylüyordum. Ünsal Berk, sorum her iki üstada. Şampiyonlar Ligi finali, NBA finalleri son maç, Dünya Kupası finali gibi önemli bir maça çıkacaklar. Motivasyon adına ısınmada dinleyecekler şarkı ne olurdu? Erman abi ismimi futbolcu gibi telaffuz ederse çok mutlu olurum. Saygılar. Bu telaffuz işi her bölüm yaparsak evet, öyle anlamı kalmaz. Onun Azer dinle... Bülbül başaramadım dinlerim ben. Çok ama motive eder beni. Tersten motive. Tersten motive. Ben ne dinlerim? Başaramadım. Başaramadım. Ne şarkıdır be? Sensiz değil mi? Yaşamayı. Taha Kaya, Team Cihat Akbal. Sorum Erman Yaşar'a. Sanıyorum Emre Özcan'dan yaşça büyük kendisi. Evet, bir yaş büyüğüm. Sorum şu şekilde. Emre Özcan'ın kalbinin kırık olduğunu anlaşıldığı o videoyu ilk izlediğinde Erman Yaşar ne hissetti? Ha, biz evlilik trenini kaçırdık falan gibi şeyler söyledi Emre. Üzüldü mü canım yani? Sonuçta Emre benim yakın bir arkadaşım. Güzel onu soru. Böyle üzgün görünce biz de üzüldük. Güzel ya soru. Medyada ve Cihat Akbal sokakta karşılaştığında nasıl selamlaşır ve nasıl bir small talk yaparlar? Yaparım ben sana. Mutlaka. Canlandırma istiyor bir de. Şu an kalkamayız ama şöyle karşı karşıyasınız. Buyurun. Ya bir kere şey kesin olurdu mu? Oo. Vay! Oo. Bak şimdi. Vay! Şimdi ben seni görüyorum, tamam mı? Ben seni görüyorum, sen beni, ben seni gördükten bir saniye sonra sen beni görüyorsun. Oo. Vay! Abi böyle bir şey yapmazsın ya. Ya niye yapmıyorsun? Müthiş şey. Erojen bölgeye doğru yapılan çocuk hareketi. Ya şöyle olur ki. Oo abi ne haber ya? Şu olmaz mı? Sikerim abi ya. Falarızı bir şey olur mu? Senin kim? Biz hareket yapınca laf oluyor. Adam senden gaz aldım zaten. Çekiyorum. Hop hop. Ben de. 10 üzerinden kendinizi puanlar mısınız? Team Erman üyesi. 10. Üzerinden. Yani. Oku. Tan Doğan. Sorum ikinize de. Kariyeriniz şu anda tamamlanmalıydı. Ne? Ne kariyeri? Sorum ikinize de. Kariyeriniz şurada tamamlamalıydı. Devam etmesine gerek yoktu dediğiniz futbolcu var mı? Buffon. Bence de Buffon. Paris Maris yaptı. Ne gerek var kardeşim? Neyin şovundasın? 2017'de git işte. Neyin şovundasın ya? Ya yakışıklı makışıklı adamsın ya. At bunları yere diyor. Ne diyor? Sorum Cihadak Bey. Satrançta en sevdiği taş hangisi? Fil. Ne olursa olsun bizim yerimiz hiçbir zaman değişmez. Piyoncuyuz. Nurullah Aydın. Erman abi. Güneş burcun boğa. Fakat insana hayvani cazibeyi veren yükselen burçtur. Yükselen burcunu bize bahşeder misin? O da boğa. Bende de aynı durum var. İkisi de aynı. Bende üçü de aynı. Üçü normal mi? Burcum boğa. Yükselen burcum boğa. Güneş burcum boğa. Güneş burcu nasıl bakılıyor? Boğa ile hat-trick yapıyorum. Bir dakika. Evet, şu an olduğum burç. O ne demek? Şu anki burcun. Baksanız hangisi benim? Orijinal burç. Balık. Balık işte. Başaramadım. Üçü de aynı diyor. Başaramadım. Dur bir dakika. Bir dakika. Sen üç tane burcum aynı dedin. İkisi aynıymış zaten. E tamam. Benim de üçüncü de aynı. Üçüncü ne amına koyayım? Yükselen. Olabilir mi? Oğlum boğa. Güneş burcum boğa. Güneş burcu. Yükselen burcum boğa. Tamam. Ay burcum boğa. Yükselen ben değilim. Güneş aşağı aynı duvarlar. Güneş de ay aynı mı? Yükselen ben değilim. Aşağı duvarlar. Bir dakika, ben bu konuyu kapatmadan bitirmeyeceğim. Bildiğimiz burç var ya, orijinal burç. O güneş burcu. Tamam. Boğayım. Yükseleni de biliyorum. Saatle alakalı. Evet, sabah 9'da doğdum. Ay burcu yine ne? Boğayım. Doğduğun ev kaderindir. Farklıymış. Tamam, benim ay burcum ne? Baksın dur. Baksın. Çünkü benim de 3 olursa çok güzel olacak. Sen hangi evde doğdun? Evde doğmadım ki. Evde doğmadın mı? Doğduğu ev kaderi ya, ona göre bir bağlantı. İbrahim Tatlıses'le mi görüşüyorum? Burcum boğaymış abi. Aa. Yükselenin de koç. Tamam, şu an öğrendik, benim yükselen balık. Koç. Ya yükselen balık olur mu oğlum? Nasıl? Nasıl, nereye yükselecek balık yani? Sudan yukarı doğru. Gel. Bir dakika. Hayır, o zaman yanlış. 16-06-20 balık neyse. Balık hakikaten böyle fışk fışk. Ya abi sen, bu nasıl bir komedi türü ya? Bu nasıl bir şaka türü abi? Tamam neyse, okey, geç ya bu burcunu. Başaramadım. 40 yaşında adam 3 tane burcunu da takır takır sayıyor. Bu ayıp onun ya. Peki başaramadım dedin. Bu bölümü özel mi bu şarkı? Başaramamış transferler. O zaman tabii. Aynen öyle. Güzel, bir tamam. O zaman 5 numaraya başlayalım. 5 numaraya geçelim. Ben yine yaptığım gibi vatan toprağından bir tercih yaptım. Ulan senin gibi ne kadın. Ben 5. sıraya Miloš Krasić Fenerbahçe transferini alacağım. Sen kim alıyorsun? Miloš.
Miloš ne Miloš. 30 yıllık Krasiće de Miloš diye artık ya. Krasiç mi? Krasiç. Krasiç dedin. 30 yıllık Krasiçe. Sen söyle 5. numaramı. 5. numaram. 5. numaram ne lan? 5 numaram Jackson Martinez. Atletico Madrid mi? Atletico Madrid'e gelişi Porto'dan. Porto'da tamam. 5700 gol attıktan sonra Atletico Madrid'e 50-60 kağıda gelip 3 gol atarak gidişi. Yok ya bu buraya bu girmez bu adam. Nasıl ya. Girmez? Hayatta girmez. Nereye Krasiç, girmez? Benim örneğim Krasiç yıllarca kovalandı. Ulan Krasiç giriyor da Jackson nasıl girmiyor? Juventus'a gitmeden de alınmaya çalıştı. Alınamadı. Biz Miroslav Krasiç geldiğinde Fenerbahçeliler olarak dedik ki tamam bitti. 10 sene şampiyonluk geliyor. Koşacak orada. Topu vereceğiz buna sahaça. Gidecek. Hiç öyle bir şey çıkmadı. Belki yeterince oynayamadı ama çok büyük hayal kırıklığı bence. Miloš Krasić girer, Jackson Martinez girmez. Ya Jackson Martinez gibi çok fazla örnek var bence yani. Evet abi. Ne demek çok fazla örnek var oğlum? Sen bir dakika kendi seçeneğini bir argümanlandırır mısın? Argümanlandırıyorum. Jackson Martinez Portekiz'de şap 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 vuruyordu Porto'da. Tamam. Benfica geliyor. Şap şap. Tamam. Sporting geliyor. Şap şap. Tamam. Belenenses geliyor. Şap şap. Gimareş geliyor. Şap şap. Deplasmanda gol atmıyor galiba. Sonra Atletico Madrid'e gelindi. Sonra Atletico Madrid'e gelindi. O dalgalanıp da kabaran çocuk bir anda duruldu. 2 sene bile oynadı mı oynamadı mı bilinmez. Oradan Japonyalara, bir ya Çinlere. Şu an şeyde galiba. Şu an Şeng. Siyah bir takımda. Şu an Şeng. Neden ırkçılığın bir alemi yok ya. Bu programda hiçbir zaman yapmadık. Siyah forması olan bir takım. Adını atar mısın? Ha? Son maç takımı neydi? Portekiz değildi geçen sene. Ha Portimonense. Siyah değil mi takım? Ha bitti. Bitti. 4 numaraya kaçan? Koyuyorum. Bu transfer çok saçma bir bence ya. Buraya konmaz bu ya. Göbeğim açık. O yüzden 4 numaraya geçiyorum. 4 numarada çok önemli bir oyuncu ve çok önemli bir takım. Şevçenko. Güzel. Ben de Şevçenko'yu almayı düşündüm. Chelsea değil mi? Chelsea'ye geçişim. Chelsea'ye geçişim Milan'dan. Tamam ben de burada Liverpool'dan Real Madrid'e Michael Owen'ı alacağım. Sanırım çok yüksek bir miktara gitmedi. 35 falan var ya. 25-30'dur falandır. Ama hani Michael Owen çok değil mi? Çok fazla şey bekleniyordu. Zaten bu hayal kırıklığı yaratan oyuncular transferlerinde Real Madrid çok fazla buralarda var. Geziyor. Chelsea'de de var. Ben buraya o yüzden Michael Owen'ı alacağım. Sen kimdi? Şevçenko. Evet. Yani Milan'da dünya futbol tarihinin en büyük forvetlerinden biriydi. Hatta bir süre dünya futbolunun bir numaralı forvetiydi. Serie A'da Torino geliyor. Şak! Juventus geliyor. Şak! Inter geliyor. Şak! Empoli geliyor. Şak! Andriy Shevchenko. Sonra abicim Chelsea'ye sen bir gel. O dalgalanan Shevchenko. O kabaran Shevchenko. Olmadı. 7-8 tane gol attı galiba. 7-8 tane attı atmadı. Emin değilim. İnsan üzülüyor be. Bu girer yani. Bu net bir şekilde girecek girer. Girecek tabii ki aslan. Ben kim demiştim? Owen. Sen Owen dedin. Hayır Owen'da açıkladım zaten. Mikrodalga mı? 3'e geçiyoruz. 3 numaraya. Ben burada bu transfer muhtemelen bu program 2 sene sonra yapılsa bu seçim 1. sırada olacaktır. Nerede lan orada? Eden Hazard Real Madrid. Yani Eden Hazard. Hani kader bize ne yazar? Korkunç bir performans değil mi? Rezalet ama herif zaten oynuyor. Seninki kim? Keke. Benimki de Real Madrid. Tamam Kaka Real Madrid. Eden Hazard'a ne diyorsun? Abi katılıyorum ama şöyle bir durum var. Kaça geldi bir de bu adam? 110-115'e falan şaka geldi. 115 şaka, milyon kaç? Şaka değil. O Arsenal'e gitti. 115 milyon Eden Hazard. Kaç? Eden Hazard. 115 milyon euro mu? 115 milyon euro. Lira. Karıştırıyorsun. Abi bin şaka tane, Arsenal'de. 1000 tane taksi alınır o taksi plakası. O paraya. 1000 tane ya. Yanlış mı hesapladım? 1 milyondan saysak bir taksiyi. Takside de açacaksın. Gözlerimde senin. 1 milyar TL yapıyor değil mi o para? Kaldı. Niye? 1 milyar TL değil mi kardeşim? Euro ile patlatırsak. Yani yaklaşık 7'de çarp. Tamam. Sen söyle. Ha? Sen söyle. Dedik ya oğlum Kaka diye. Anlat biraz. Ya bu spor programı ne? Yani içini doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Kaka. Ya Kaka da aynı Şevçenko gibi. Seni düşündüm. Sabah. Ay göbeğini yiyeceğim ama göbeğin açılıyor. Bu neydi? Buradan izleyicilere sesleniyorum. Göbeğini görmek istiyorsan sıkıntı değil. Ben estetik açıyorum. Ya ben istemiyorum. Bırak izleyicilere. Tamam abici o zaman böyle çekerim. Böyle çekerim programı. Göbeğin açılıyor. Kapat. Bu ne muhafazakarlık abi, ya? Kilo verdim. Bu ne muhafazakarlık ya? 3'ü anlatsana. Ulan kaç kere anlatacağız? Kaka dedik ya. Kaka. Aman yıllarım kaldı. Kaka'nın şöyle bir olayı var. Cıvıdımı çekilmez. Çünkü şey olur. Ulan aşağı abi, kafalara bak. Geldi program. Abi kusura bakma ben seni
Kaka'nı mı? Ben de. Kaka çok büyük oyuncuydu Milan'da. Gerçekten demin bahsettiğimiz Şevçenko ile beraber fıçı fıçı gidiyordu. Real Madrid'e geldi ama aynı anda Ronaldo ile geldiler. Aynı yaz. Ronaldo uçup kaçarken Kaka biraz geride kaldı. Biraz da kalmadı. Bayağı bir geride kaldı. Retrosu aldı. Tamam. Şey ver. İkiyi mi verecek ya, miyiz? Metabolizmam bozuldu iyice ya. İki yok, iki yok. Sorum Cihat Akbel'e. Diyor ki Erman Yaşar ya baban olacaktı ya oğlun olacaktı. Hangisi daha az travmatik olurdu? Bir de Erman Yaşar zirve İngilizcesiyle Nick'imi telaffuz edebilir mi? İkiniz de adamsınız. Adam konusunu tartışırız ikimizin. Bu arada babam mı oğlum mu olacak? Sen çocuğum olsan iyi olurdu. Bence iyi bir evlat olurdu o sen. Hayırlıyımdır ben. Geç. Lan ne Nick'i telaffuz edeceğim? Ver Nick'i. Orange Gutan işte. Orange Gutan. Mustafa Sakallı. Cihat da sakallı. Team Akbel. Sorum her ikinize de. Bir futbol maçını izlemek için yaptığınız en büyük fedakarlık neydi? Yerimden kalkıp kumandaya falan basıyorum. Benim şey Euro 2008 finali. Şey Almanya'yı 1-0 yendi değil mi? Torres'in golüyle. O finali o gün ben birisiyle buluştum. Bir tane kız arkadaşımla. Yani böyle flörtteyiz falan filan. Şimdi maç var. Maç da sanırım yanlış hatırlamıyorsam saat 4'te 5'te o civarlarda bir şeydeydi. Abi kız gitmiyor yani. Oturduk tamam çayımızı kahvemizi içtik. Dondurmamızı falan yedik. Kız gitmiyor. Ben de şey yapamıyorum. Hani hadi kalkalım artık falan diyemiyorum. Ne yapacağım ne edeceğim dedim. Fedakarlık sayılmasa dahi şeydi onu hatırlıyorum. Aldım kızı abi. Bir tane nargile kafe tarzı bir yere oturduk. Dev ekranda. Maçı o gün orada izledim. Yanımda kız varken ve aşırı derecede sıkıldı. Sonra o ilişki ileri gitmedi. O günün travmatik bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bende de benzer bir hikaye var aslında. Benim de çok hoşlandığım bir kız vardı ve onun doğum gününde El Clasico vardı abi. Ama El Clasico'nun klasik olduğu zamanlar. Çok iyi dönemler. Yoksa işte bu şu an Clasico'ya. Şimdiki El Clasico'ya çok hastasıydım kızın. 6-7 sene önce oluyor ola. İşte El Clasico'nun erkek buluşmasını bile bozmam diyorsun şu an için. Yani bozmam. Gitmedim abi. Çok ciddi bir fırsatım olabilirdi tanışmak için. Davet etmişti arkadaşının arkadaşı. O şekilde bir mevzular olacaktı. Olmadı. Bu yani daha da fazla fedakarlık yapma. Daniel Alves'in götünü gördün yani. Yusuf Serhat Durmuş. Sorun bu iki seksi ayımsı yakışıklı ya. Ne? Sorum. Bu iki seksi. Bu iki seksi. Ayımsı. Ayımsı yakışıklıya. Tuttuğunuz takımın ezeli rakibinde oynamış. Ulan keşke bizde olsaydı bu adam. Dediğiniz oyuncu var mı? Var. Var ne oğlum? Var. Benim var. Çinlememiş abi sonuçta. Tam var. Ömer Furkan Bieber. Team Erman. Sorum ikinize de. Flörtüme yemek yapıyorum diye yalan söyledim. Haftaya evime gelecek basit ve lezzetli ne yapabilirim? Tost. Kaşarlı yap. Sucuk da koy. Karşılıklı geğirirsiniz. Oh sucuk sucuk. Ne yapsın? Ben sana söyleyeyim tost. Mi? Çorba yapsın. Ya ne tost abi? Biraz... Bir tane büyük tavuk al. Tam tavuk var ya. Havuç, kereviz, tavuğun patates. Göte daya şeydeki gibi. Neydi tavşan? Sokuyor ya tavşan. Küfür basaydı o mutfak nöbetçisi. tak. Ne diyor bu amına koyayım? Bir de Charleston biber al. Onları iyice kes. O tavuğun içine sok. Daha doğrusu açık olan yeri. Ona sok böyle. Güzelce bir sosla fırına at. 180 derece. 1 saat 50 dakika pişsin. Sonra da ver. Bahtiyar Küçük. Yok 1 saat 50 dakika çok oldu. 1 saat 20 dakika. Manyak mısın? Yangınlarda şey olur. 1 saat 20 dakika. Bahtiyar Küçük. Sorum Sayın Oğuzhan Kapılar abiye. Programı organize ederken sizi daha çok zorlayan karakter hangisi oluyor? Cihat abim mi Erman abim mi? İkisi de çok farklı karakterler sonuçta. Saygılar. O bir şey de Erman yaşar. Ulan bu var ya bu. Bunun var ya suratına yaşasan rüzgarda savrulur. Nasıl bir laf lan bu? Atasözü kayıt edicisiler de yeni atasözü geldi. Çok uzun zamandır da gelmiyordu yaklaşık neden 50 yıldır. Neden Erman Yaşar? Çünkü çok şey bir adamsın. Neyim? Anlık yaşayan bir adam. Anlık mı? Tutkularım için yaşarım. Evet. Kırmızı çizgilerin üzerinde yürüyerek yaşarım. Tutkum için yaşarım. Erman Yaşar herkes için zor bir insan ama o zorluğuna değiyor diye düşünüyorum. Nasıl? Ne değiyor lan? Bir dakika soruyu okuyup. Seni övüyorum ama bunu. Ya benim çok büyük ayıp. Evet ayıp. Ayıbın yolları Hakan kayıp. Metin, Team Erman. Sorun medya devini. Gönlü güzele mi doyulmaz, yüzü güzele mi? Sen niye 5 tane arka arkaya soru okudun? Ben anlamadım lan bu soruyu. Neyi güzele? Gönlü güzele mi doyulmaz, yüzü güzele mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Emre Eren, Team Erman. Erman. Ne? E'ler o çok... Probably ya. Team Eren, Team Ermen. Hayatınızın son maçını anlatacak olsanız hangi iki takım maç yapsın ve nasıl bir skorla bitsin isterdiniz? Problemimden bir çakam ya. Ya ben hayatın sonuna gelen kurgularda futbolla ilgili bir planım yok benim. Senin var mı? Yok benim. Hayatınızın son maçını anlatacak olsanız arkadaşlar ben ilk maçımı da anlatmadım daha. O yüzden bu sorunun benimle hiç alakası yok. Baraj kurdum ben yine. Son soruyu okuyorum. Gerisinde sor. 2 ve 1 numaraları dubleks verelim. Sorum 2 üstada. Şampiyonlar Ligi finali penaltı atışları son penaltı size kalmış. Atarsanız şampiyonsunuz. Bilerek kaçırırsan karşı takım başkanı 500 milyon dolar verecek. Kararınız ne olurdu? Güzel, sevdiğim tarzda sorular bunlar. Ben kaçarım. Ben hayatta kaçırmam ya. 500 milyon dolar sokam Şampiyonlar Ligi'ne. İşte iki insan arasındaki kalite farkı da ortaya çıkmış bulunmakta. Evet. O penaltıyı atıyorsun bir kere 500 yıl sonra bile o penaltının görüntüsü olacak. İnsanlar o maçı kazandığını bilecek. Sen sonra... bana 500 milyon dolar ver ben senin görüntünü tüm dünyaya projeksiyon olarak yansıtırım. 500 yıl sonra. Geçmeden şu soruyu. İki geliyor iki ya lele ya lele. Ver.
Sonra 2'ye geçelim. Buyurun. Hangi elimde? İşte. Yanlış mı? Şoku yaşadın. Abi çok iyi soru sende. Arda Atak. Buyurun. Zamanında yakın çevremizde olan. Aha. Hem fiziksel hem de davranış olarak ekstrem güzellikte olan. Tamam. Bir hanımefendi. Tamam. Olayları kavradın mı? Evet. Yakın çevresinde olacak. Hem çok, fiziksel, çok güzel. Çok hem güzel. Zihinsel. Davranışsal. Zihinsel. Ekstrem güzel. Bir hanımefendi. Tamam. Artık uzak çevremizde bile değilse onu nasıl unutabiliriz? Ben size şöyle söyleyeyim. Kurumuş güzel boğazım kardeşim. Mı? Unutamazsınız. Hatta Müslüm Gürses de zaten bir eserinde söylüyor. Her şeyde sen varsın. Unutamadım. Hatta rahmetli Azer Bülbül'ün de söylediği gibi. Başaramadım. Başaramadım. Ben cevap vereceğim. Bu adamın aslında yaşadığı şey çok dramatik. Sebebi şu değil aslında. Bak, biz de çok yaşadık bunlar aslında. Senin verdiğin örnekler aslında biraz daha aşki durumlar için geçerli. Bu çocuk etrafında dolaşan ve atmosfere katkı yapan bir güzelliği kaybetmiş. Anladınız mı? Hayır. Yani neyi anlamıyorsun ya? Biz de kafamız sevilsin istedik. Şefkat görelim istedik. Adam ondan yardım. Bahsetmiyor ki. Adam diyor ki ben hayatımın içinde olan bir güzelliği, bir heyecanı yitirdim diyor. Geçmiş olsun yani bizim diyeceğimiz bir şey yok burada. Bizim kalbimiz de yıkılmış aşklar mezarlığına döndü. İki numara. İki numaralara geçmeden sonra, önce şiir olayıyla alakalı bir hatırlatma yapayım. Çok güzel şiirler gelmiş. Evet. Şeyle ilgili. Orhan Demarke, Eslem Demarke gibi isimler. Senin verdiğin 10 kelimeyle alakalı hayır, şiirler. Hayır. Yastık kılıfı ile. Evet. Ilgili. Yastık kılıfı ve önlük için. Önlükle ilgili. Önlük. Önlük yok mu? Arkalık mı var? Arkadaşlar ben önlükle ilgili geçen bölüm demiştim ki önlük aşçı olduğunuzu dair. Adama. E-Devlet'ten SGK dökümünüzü atın. Gürsel tabii bu, Şef'ten bu, CV geldi. Bu şakaydı fakat 3-4 tane E-Devlet şeyi geldi. Görseli verdi. Önlüğü de o arkadaşlardan birine vereceğiz. Fakat şiir 10 tane verdiğimiz Erman Yaşar'la birlikte müşterek 10 tane kelimemizle oluşturulan şiire yastık kılıfını verecektik. Şiirler gelmeye devam ediyor. Onu gelecek bölümde açıklayacağız. Ben 7-8 tanesini ayırdım. Çok beğendim. Burada söylemeyeceğiz ama siz bir hafta daha yazmaya devam edin. Oradan da bir 10 tane falan ayırsam o 20 tanesi arasında da Cihat'la son final jüri olarak şiirleri karşılıklı birbirimizin yüzüne baka baka okuyacağız. Mesela pergel sıktım parmaya döndü taktı armaya falan gibi. Çünkü bunlar da çok kelimeler. Çok güzel şeyler gelmiş. Şiirler acayip, gelmiş. Acayip. Biz şiirleri hem melodisi hem edebi yönden incelemeye alacağız. O yüzden hızlı bir şekilde yapmak istemedik. Pergel olam Cihat abimin götünde gezen falan diye şiir yazmış bir tanesi. O İki. Kadar. Coutinho, Barcelona. Sen? Fernando Torres. Liverpool. Tamam. Benim de ilk sıramda var. Söyleyeceğim. Ben Chelsea'ye yani. Bu listeye birçok oyuncuyu alabilirdim. Mesela Andy Carroll vardı. Kaka bende vardı. Sende olan Kaka. Gibi böyle birkaç tane ama Philip Coutinho'yu almak istedim. Bende olan Kaka sende nasıl oluyor lan? Ortak sindirim mi bu? Keşke bir şey olsa da ben konuşurken bunun sesini duymayacağım bir teknoloji yaratılsa. Coutinho inanılmaz paralara Barcelona'ya geldi. 150 civar mıydı? 145. Bir de Mert bunu buraya koyarsın. Korkunç bir pantolonu vardı imza gününde. Onu hiç unutamıyorum. O gün belliydi aslında olacaklar. Yani o kadar para verilip bu seviyede korkunç bir performans ortaya koyması değil mi? Yani katılıyor musun bana bu konuda? Sana ben çok konuda katılırım yıllardır. Teşekkür ederim. Bu konuda o konulardan biri oldu. Sen bugün saçlarını jölelemedin mi? Hiçbir şey yapmadım. Kendimi biraz şöyle oluyor. Şimdi senin de çok hayvani övgülerini aldık. 1-1,5 aydır arka arkaya programlarda ama biliyorsun ben işime çok fazla vakit ayırmam gerekiyor. Çok yoğun çalışıyorum. Kadınlar benim son 4-5 bölümdeki o hayvani cazibem nasıl bir böyle kadınlarda bir salınım yaptıysa sürekli mesajlar, sürekli DM'ler, buluşma istekleri. Ben de dedim ki biraz bu programa salınımlı çıkayım. Biraz dağıtayım havayı. Çıkam, biraz şey olsun çünkü yani işimle evliyim. Anladım okey tamam. Çünkü ben şey vardı hep hayalimde. Ben bugün kafama jöle sürdüm ve insanlara şöyle bir manzara izletmek istedim. 2021 yılında kafası jöleli iki adamın aynı programda buluşması biliyorsun hani gerçekten ay tutulması gibi. İşte mümkün olmadı. Yine olmadı yani gerçekten düşündüğüm kadar zormuş ama belki bir sonraki bölümde yaparız. Yapabiliriz. Coutinho bak Osman Dembele de birkaç yıl sonra belki burada anılacaktır ama henüz onun için daha çok vakit çok erken. Dembele Dembele Osman Dembele. Dur ulan ben daha iki numaramı söylemedim yine başladı bak, orada. Bu Dantinho Hikes'ten daha iyi mesela. Dembele Dembele. Bak şöyle şöyle. Osman Dembele. Şöyle bak. Dembele Dembele Osman Dembele yandım çingene. Güzel. Onu bir ayarlarız biz bir şekilde. Benim de Fernando Torres bıraktı para için. Mavilere geçti. Kim? Endikya'da Chelsea'ye. Torres. Dünyanın en iyi 1-2 forvetinden. Torres'i de. Yediler değil mi? Gerçekten inanılmaz bir forvetti yalnız. Yani Liverpool'dayken nalına mıhına Manchester United geliyor. Oh. Manchester City geliyor. Birmingham geliyor. Oh. Almanya'ya milli takımı da yapsana. Coventry geliyor. Finalde Alman milli takımı geliyor.
falan. Sırayla hepsine takmıştı. Coventry mi geliyor? Coventry'yi nereden getirdin? Coventry'yi Championship'den getirdim. Coventry gecikir belki hiç gelmez. Salınır da Championship'te promotion almaz. Lay lay lay. Evet, bir numarada. Küfür etme. Oh, küfüre geçtiler abi. Bu şaka mı ya? Arkadan küfür etti ya. Kardeşim. Probably'ye ben bir şikayette abi, bulunacağım. Abi biz bu programın starları değil miyiz ya? Bu Oğuzhan kapıları alsın. Yaka paça atsın buradan ya. Eslemiş komesimiz var. O sunar ya. Arkadan pozisyon. Aşığınım yanında ağlamasam da. Bir numaraya geçelim. Ben yine çok küfür yiyeceğim. Kulaklıkla dinleyenler aynen, hep milleti... bana küfür ediyorlar evet zaten. Evet ya. Abi niye bağırıyorsun diye. Bir numarada onun iki numarası var bende. Ben bu bağırma ile ilgili şu günden sonra da Türk spiker dünyası ile ilgili eleştirilerimi burada konuşacağım. Çünkü insanlar bize burada konuşma ehliyeti tanıdılar. Ehliyet. Görüşürüz o zaman. Andy Carroll. Fernando Torres. Sen zaten Torres'i söyledin. Benim üstüne ekleyecek hiçbir şeyim yok. Benim de Andy Carroll'a söyleyecek bir şeyim yok. Eşek kadar boyun var. 3 tane gol atıyorsun Liverpool'a. Boyundan pasundan utanmıyorsun. Yani boyundan pasundan utanmıyorsan ben bu programda 7 tane gol atmışım. Arkadaşlar Andy Carroll birinci sırada olacak oyuncu değil. Her ne kadar haklı da olsa. Ama ben bahsi burada kapatıyorum bu konuyu izninizle. Spiker camiasına mı sallayacaksın? Evet, spiker camiasına sokakta sallayacağım. Sokakta yürütmem seni. Bak bir... Pardon. Şikayetimi objektif algılar mısın? Algılayacağım seni. Şimdi şu an iki tip spiker var. Üç değil, bir de ben varım. Üç değil, dört değil, beş değil. Belki eskiden daha fazla kendi tarzı vardı ama şimdi iki tane kaldı. Birincisi maçı böyle çok sıkıcı anlatanlar. İşte ooo gol oldu falan filan diye. Sen aklına geliyordur iki üç kişiden. İkincisi bağıra bağıra anlatanlar. Erman Yaşar o kategoriye çok girer mi? Girer ama çok girmez bence. Yani çünkü Erman Yaşar bence bana kalırsa bağırılması gereken yerde bağırıyor. Fakat sürekli maç izlerken bir spikerin bağırmasını dinliyorum ben ya. Yani burada bir şey söyleyecek misin? Bu benim meslektaşlarımla alakalı bir konuda. Burada çok nokta atış bir tespit nereye yapıldı bakıyorsun? Mı? Yapılmadı mı? Ben yani bu konuda fikir belirtemem. Başım belaya girer. Etik olmaz. Ben belirtiyorum. Etik olmaz. Ya sürekli bağıran spikerler ya da bütün kanallar için geçerli bu arada. Ya da hiç... Ceza sahası için orta geldi. Niyank vurdu ve gol! Mehmet Niyank! Yine küfür yedin. Mehmet Niyank! 2-0! Tavşan sekansına geçeceğiz birazdan. Buyurun. Tamam. Erman Yaşar. Güzel bu maç. Erman Yaşar. Ya ben şeyi çok seviyorum. Can var, Can Önduygu. O da benim onu çok yakın seviyorum. Arkadaşım olduğu için seviyorum. Turgay Keskin'i seviyorum. O da benim yakın arkadaşımdır, seviyorum. Erman abi saymıyorum tabii burada. Dentin Yüksel. Yani Yalçın, Çetin Üstat iyidir ama artık eskisi kadar heyecanlanmıyorum onu izlerken. Şartlar. Herhalde yani şey. 3-4 forvetle oynar. Can Önduygu diyeceğim birinci sırada. Dentin Yüksel. O zaman. Tavşan seconds, Rabbit seconds. Rabbit seconds'a pas atıyorum. Rabbit seconds. Gelsin. Özde cevap veriyorum. Ahmet Tunağan Örs. Dur abi, adamın adını okudum ya. Var. Yiğit Tekin iki ayımsı cazibe. Bu ayı oğlum bu üstümüze okundu yapıştı zaten ha. İki hayır ayımsı. Başka. Bu ayı üstümüze yapıştı ha. Futbol topu olduğunu konuyu düşün. Sulandırıyorsun şu an. Bir dakika. İğrenç bir soru gelmiş. Team Erman mı bu? Evet, hiç şaşırmadım. Futbol topu olduğunuzu düşünün. Sizi hangi dünya starı vursun isterseniz. Yani senin ekibinden gelmiş. Ne diyorsun kim? Sana... Oğuz Çetin. Niye sert mi oluyor? Hayır, plasesi iyidir. Tamam. Ben böyle kesme istiyorum. Yandan vursun istiyorum. Ben Ryan Giggs ya da David Beckham istiyorum. Ahmet Tunahan Örs. Team Akbal. Sorum her iki beyefendiye. Etkisinde kaldığınız, unutamadığınız bir kitap oldu mu? Ya saatleri ayarlama enstitüsü olabilir yani, çok sevmişim. Ben de John Fante Toza Sor'u unutamamıştım yani hala. Ne? John Fante. Toza Sor. Ask the Dust. Ha, Ask the Dust. Okay. Türkçe çevirince biraz şey duruyor. Okay. Kemal Vişne. Yine kurgu karakterlerden birisi. Şahan Skeci isimleri başladı. Kemal Vişne. Sorum iki usta isme. Soyadınız bir meyve ismi olsa hangi meyve olsun isterdiniz? Vişne. Kemal'cimle de kardeş olma şansı yakar. Erman. Kavun olmaz bana, karpuz olmaz, üzüm olmaz. Senden ne olur biliyor musun? Kabak olur. Kabak tam meyveye girmez. Abi adamın soyadı kabak, adam Liverpool'a gitti, öyle deme yani. Muz olayım ben. Yok, meyve değil, o yüzden diyorum. Erman ne? Muz. Kabak meyve değil mi? Bal kabağı. Bir dakika, karışır mı? Oh, bal kabağı meyve değil mi? Yiğit Can Koç Yiğit. Bir dakika, bal kabağı şey yerde değil mi ya? Tamam, sebze. Sebze değil mi? O zaman şey de meyve, zeytin de meyve. Ya bu konudan çıkamayız hadi. Sorum Erman Yaşar'a, bir yumrukta devirebileceği en büyük hayvan çilek nedir? Çilek. Sebze mi? Çilek yerde çıkıyor değil mi? Sorum Erman Yaşar'a, bir yumrukta devirebileceği en büyük hayvan nedir? Fare falan deviririm. Fare zaten devirdik ama yerde duruyor.
Fare devrik abi, ayakta duran bir tane hayvan söylesene. Murat Aydın, sorum her ikinize de. Favori futbol topunuz hangisiydi? Fevernova. Benim de Allah'ın, sen bu işi biliyorsun ha, toptan anlıyorum. Erman Yaşar dondurmayı ısırarak mı yoksa yalayarak mı yemeyi sever? Tarık Ç'ye sorun ismini. Yalayarak yemeyi seviyorsa kakaolu mu vanilyalı mı? Yani yalayarak yemeyi sevmiyorsa soramıyor musun bu soruyu? Isırarak. Isırarak. O yüzden ikinci sorudan da tamamen kurtuldum. Peki ben sana bir soru sorayım. Isırarak yiyorsun, hangisini seviyorsun? Kakaolu mu vanilyalı mı? Vanilyayı daha çok tamam, seviyorum. Tamam, okey. Skat McTominay! Soru Skat McTominay'den. Skat McTominay! Team Erman. Futbol diye bir spor olmasaydı favori sporunuz ne olurdu? Tenis. Bu arada medyada bir maç anlatı şekilde okuyabilir mi? Zaten okudum. Senin favori sporun futbol mu peki? Evet. Şu an? Futbol, sonra tenis. Hiç risk almamış. Senin abi? Yani futbol. Silkme. Yani halter. Silkme. Benim ikinci sporum da yok. Yani. Sporsuz mu? Ya şeyi seviyorum mesela, Amerikan futbolunu izlemeyi. Bu Fox'ta açıyorum arada sırada. Ama böyle tutku manasında değil. Süleyman Şahin. Sorum Cihat Akbel'e. Abi kadınlar sever mi? Abi bu çok temelden bir yaklaşım ya konuya. Değil mi? Severler. Severler. Sevdiler. Değil mi? Tarık. Team Erman üyesi. Cihat Akbel'in sıfır dil bilen akrabası Dökümcü Hasip abi şu an ne yapıyor? Yeni bir dil öğrenebildi mi? Bilmiyorum çünkü pek konuşamıyoruz. Ömer Çelik, Team Erman. Sorum Cihat Akbel, teknik direktör kariyerinde hangi sistemi oynatıyordu? Bence net 4-4-2. 4-2-3-1 çok oynadık ama genel olarak ben 4-4-2 de çok oynadım. Yönettiğim takımlarda ilk 2-3 sezon, yani kariyerimin genç yıllarında takımlar gerçekten iyi durumda değildi. Bu sebeple 5-4-1, 6-3-1, 7-3 gibi farklı şeyler de yaptık. Ama şu an bana bir takım verseniz, atsanız suratıma, kuvvetle muhtemelen 2 ofansif kenarlı 4-2-3-1 oynarım. Tüyler, mikroplar havada uçuşuyorlar. Programı bitti. Bitirmeden önce Aynen Öyle'nin YouTube kanalı olan Demarke'de ne? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube Demarke. Demarke YouTube. Yorum atın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şiirlerin bir hafta daha süresi var. Şiirleri bekliyoruz. Kelimeleri hatırlamak isteyenler bir önceki programa baksın. Hayır. Bu bölümün altında şiirle ilgili bir şey yazmalarına gerek yok. Diğeri zaten devam edecek. Tamam, pergel parma. Pergeller parmalar. Oralardan İstediğiniz geleceksiniz. İstediğiniz yere yazın. Sosyal medya hesaplarımı veriyorum. Clubhouse'da benim nickim biliyorsunuz Pulp Fiction. Twitter adresim Erman Yasar. Erman Yaşar'ın Instagram adresi yine Erman Yasar. Cihat Akbel'de zaten bir internet Instagram, fenomeni. Instagram, Twitter, Clubhouse. Her şeyi. Hepsi Kate Cihat Akbel. Facebook hesabım yok. Var ama kullanmıyorum. Yani. Kate Akbel. Among Us'ta nickim. Among Us mı var? Aha. Among Us. Gelsene çok. Oo. Çok kadın dolu orası. Ya kardeşim kadın madın. Biz işimizle evliyiz dedikçe sürekli bir kadın. İşimle evliyim ben ya. Oğuzhan Kapılar demin beni çekti kenara, dedi ki abi çocuğum olsun istiyor. Dedim Oğuzhan'cığım ben ne yapabilirim? Dabızlık erkek mi arıyorsun? Ben ne yapayım dedim yani ondan sonra. Abi dedi gel dedi bu yaz çifte düğün yapalım. Şu anda araştırmadayım. Oğuzhan Kapılar'la bu yaz çifte düğün yapabiliriz. İnşallah o çifte düğün ben kötü anlamda düşünmedim ama. Ne çift? Bizim iş olur mu sence? Oğuzhan Kapılar'a bir talip var. Yok. Pardon tam tersi. tam Oğuzhan tersi. Kapılar'ın bir talibi var. Hayır yine olmadı. Oğuzhan Kapılar. Oğuzhan hayır, Kapılar birine talip olmayacak. Tanınmış bir şeye. Evet. Kişiye. Çok önemli bir selebritiye. Buradan da bunu ilk defa duyuruyoruz. Evet ben de duyuruyorum. Selebritiler BM kutularını kapatsın. Haftaya çok acayip bir çatı konumuz var. Gerçekten gelecek haftanın çatı konusu. Son yılların en önemli çatısı olacak. Gelecek hafta görüşmek üzere. Aynen öyle. Aynen bir dakika. Öyle. Bir şeyler daha söyleyeyim. Bitir programı ulan geç kaldık. Aynen öyle. Aynen öyle. Görüşürüz. Aynen öyle.